Bugün kayın mantarı yaptım. Yani bu mantar bu kadar mı kolaymış diyeceksiniz. Bu kadar mı lezzetliymiş diyeceksiniz. Lütfen izleyin. Arkadaşlar merhaba. Bugün size kayın mantarı nasıl yapılır göstereceğim. Benim birazcık küçük kuşlar ama. Ya bakın daha ben dün aldım bunu buzdolabında. Bir günde hemen çatlama patlama. Bunu mümkünse aldığınız gün yapın. Benim birazcık bakın temizlemem gerekecek. Kayın mantarın şu dipleri çok geç pişer. Bunu unutmayın. Ben size görün diye böyle buraya koyacağım. Bunu ayıklayacağız. Ayıklamasını da görün. Bilmeyenler için. Bakın şu çok sert yerini alıyorum ben. Çok azından hani. Daha yıkamadım bunları. Sakın sakın. Arkadaşlarım bunu eğer ıslatayım da yıkayım derseniz bütün suyu içine çeker. Sünger gibidir bu. Normal mantara da benzemez. Sakın öyle yapmayın. Bakın şimdi göstereceğim ben size. Bunları böyle bölüyoruz. Yani bunları bilmeyenler öğrensin diye uğraşıyorum emin olun. Biraz daha açıklayıcı şey olursa mesela sen şimdi Arkadaşlar şu anda yıkamadım. sert yerlerini nasıl anlıyorsun? Nasıl? O belli ki sapı. Ya hepsini de atmayacağım tabii ki. Biraz böyle bir uçlarına söyle. Onlar çok geç pişiyor. Açıkçası ben çok fazla da istemiyorum onu. Böyle çok da yabana götürmeyi de sevmiyorum biliyorsun. Bak o süngerimsi yerleri bak. Şimdi bu pardon uçtu. Burasını alacağız. Bunun da burasını alacağız. Yakın çekelim o kısmı. Şimdi parçalayacak kadar. Değil mi? Aralarında bir şey kalmasın yıkanırken diye. Bu böyle. Şimdi bunu nasıl yıkacağız? Bunu normalde mesela çeşmenin altında yıkayacağız. Böyle normalde bunun içine koyarız değil mi? Hani bir koyacağım gene ayrı mesela ama bu asla durdurmayacak. Hani öyle koymayacak. Bunu alacağız. Şöyle. Suyun altında. Suyun altında bile çok tutmayacağız. Hemen yıkayacağız, kaldıracağız. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Yani alttaki birikmiş suya zaten bu kütüğün üstünde oluyor. Yani bir pisliği falan olan bir şey değil bu. Doğada olmuyor bu çünkü. O doğada oluyor da çok belki başka yerlerde. Ama normalde bu bir kütükte yetişen bir mantar türü. Yaşlı kütüklerde yetiştiriyorlar bunları. Çok sıçramasın diye, ses yapmasın diye altına leğen koydum. Hani koymuyor. Yani bunu böyle yıkıyoruz. Geliyorum. Arkadaşlar şimdi bunu kavurma işlemini göstereceğim. Ben size yıkadık biliyorsun. Hızlı. Suyun altında yıkadık. İçinize sirmedim. Bir kere daha yıkayayım. Şimdi benim normal kuru soğanım yok. Bu ara biz burada Antalya'da bu kadar çok bol onu kullanıyoruz. Görün diye. Hani normal beyaz soğanların kafa oldular artık. Şöyle doğruyoruz. Bakın yan yan. Çünkü onlar da yan yan olacak ya. Ben şunu makine şey kullanabilirsem. Bunu da doğrayalım. Şimdi bu biraz ölecek. Çok değil. Çok değil. Şimdi buraya gelelim. Şöyle uçlarından fazlalığı varsa alacaksınız. Ben bunda asla şey kullanmıyorum bıçak. Bunu böyle temizleyeceğiz. Doğrayacağız. Tamam mı gençlerim, arkadaşlarım, bilmeyenler. Şimdi bakın. Bıçak yok. Oh, yani ne şimdi bir ürün aldım. Kendi kendime bir de dikkat ediyorum. Böyle yapacağız bunu. Soğanımızı da çok öldürmeyeceğiz. Bu normal mantar gibi değil. Çok biraz daha geç pişiyor. Böyle soğan da içinde onun biraz kokusu olsun soğanın şöyle. Hiç bıçak kullanmıyorum bunları. Böyle büyüyen dediğimiz gibi doğruyoruz. Parçalıyoruz. Bunları elimizden ikiye sadece. Bakın şurada bir hissedin yani. Çok sert diyor. Hissettiniz mi onları alıverin hemen. Bölünmeyebilir hemen de. Bak mesela bunda. Bu burası. Şunu alacağız. Hemen su çekmiş. Hemen bakın elde yıkadığım halde su çekmiş. Tamam. Bir dakika
bunu yapayım gireyim onu. Geri çevirdim. Hemen doğrayana kadar. Bakın şimdi. Bazısı haşlıyormuş ama ben bunu haşlamıyorum. Haşlayabiliyorum. Benim sarımsağım belli olmaz ama. Yani şeyine göre bakıyorum. Bazen sert olabiliyor çok. Ama genelde haşlamıyorum bunu. Biraz yağı sever. Yani bir kiloya, bir çay bardağına yakın zeytinyağı koydum. Çok karıştırmayın. Şimdi bunu tuz da koymayacağım şimdi. Bol karabiber koyacağız. Bol karabiberle tuzunu biraz daha piştiğine yakın. Şimdi bu susalacak. Bakın bu çabuk pişmediği için mantarın sapları. Bu şimdi susalacak. Karıştıracağım ara sıra. Susalacak. Sonra da açacağım altını iyice. Şimdi açık. Birazcık sonra kısacağım. Tam kısmayacağım böyle. Ortaya getireceğim. Arkadan bu çok kısıkta bunu ne yaparsanız biliyor musun? Bütün suyunu size salar. Ve şey olur, çektiremezsiniz. Bunu şimdi yüksek ateşte, ondan sonra biraz kısık ateşte. Baktınız pişmeye yakın, suyu var. Hemen açın altını, pıtır pıtır böyle bir patırdasın yani. Ondan sonra da bol karabiber ve tuzunu koyacağız. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bakın bu 5 dakika içinde bu hale geldi. Üstüne yalnız birazcık daha zeytinyağı gezdirdim. Karıştırmayacağım için. Yarı yarı onu ayarlayın siz. Bakın hiç karıştırmadım daha. Oğlum dedi ki, anne dedi, bir kısıyorsunuz, bir açıyorsunuz, çok karıştırdın dedi. Bakın yeni karıştırıyorum şu anda. Onu daha güzel anlattı dedi. Ben de şimdi size diyorum ki bakın 5 dakika geçti. Bu kadar su sulandı. Üzerine azıcık zeytinyağı gezdirdim. Şimdi kapatıyorum ya. Bunu artık birazcık kısacağım bakın. Ben dedim size çok değil. Şimdi bu açık. Ben bunu şöyle azıcık bir alevini alacağım. Bu ondan sonra bir ikinci çekimde göstereceğim. Bu sefer tekrar açacağım. Çünkü suyun çekmesi lazım. Şimdi pişirme işlemini yapıyoruz. Onu çok dağıtmayacağız. Çok hamurlaştırmayacağız. Açacağız altını. Hafif kızartacağız ondan sonra. Mükemmel olacak. Arkadaşlar bakın. Hızlı bir şekilde kaynıyor. Şimdi bu orta kısıkta bir ateşte. Isındı zaten. Hemen yine kapağını kapatacağım. Çektiği zaman yine buradayım. Bir 15 dakikada mantarım suyunu çekti. Şimdi mantarımı tuzunu ilave ediyorum. Çok tuz kaldırmıyor. Dikkat edin. Bol karabiber. Vallahi bu bakın bir tatlı kaşığı karabiber koyacağım. Çok mu gelir? Gelmez. Çok güzel oluyor çünkü. Bakın sesini duyuyorsunuz. Katılmaya başladı. Çok karıştırsınız. Onur gibi olur. Çok kısarsanız suyunu çektiremezsiniz. Aman iyi ayarlayın. Baktığınız çok fazla hiç kısmadan pişirin. O suyunu salıp çekecektir. Şimdi tuzumu uzun içine çeksin. Arkadaşlar bunu neyle yiyebiliriz? Bunu yaptığım salatalarla o ayrı mesele. O zevke kalmış. Ama bunu mutlaka o penne makarna falan yapın. Yanına koyun ama karıştırı yiyin. Gerçekten bayılacaksınız. Öyle güzel oluyor ki ikisi beraber. Yani bunu yapmayanlara kesinlikle tavsiye ederim. İyice bir. Çünkü soğurken su kalsın istemiyorum. Bakın hiç kalmadı. Servisimizi yapalım. Gerçekten kızardı bile. Gördün mü? Hafif. Yapmayanlara büyük kolaylık olacaktır. Bir öğün daha yemek çıkacaktır. Bugün size harika bir kayın mantarı yaptım. Lütfen yapın, bana dua edin. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.